نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Bizi nereye götürüyorsun Uremov? Kralın emriyle Akheneton Sarayı'na. Harekete hazırlar komutanım. Gidiyoruz. Acaba size bir soru sorabilir miyim? Sizi dinliyorum Başkâhin Ankh-Mahu. Sorabilirsiniz. Size göre Amon-Hutep ya da yeni adıyla Akheneton bizi niçin görmek istiyor? Yargılamak için. Sizi Teps halkının huzurunda yargılamak istiyor. Halk arasında Amon'un konuştuğu bir heykel değil de canlı bir tanrı olduğu söylentisi var. Akheneton Amon'un nasıl konuştuğunu bilmek istiyor. Ben Akheneton'a cevap vereceğim. Ancak siz ki bizim dostlarımızdınız. Ve bizim desteğimizle Mısır orduları başkomutanlığına getirildiniz. Niçin bizi yalnız bıraktınız? Niçin? Sizden yardım bekliyorduk. Ben hala Amon'a tapıyorum ve size de saygı duyuyorum. Ancak Amon'dan önce Akheneton'a itaat etmeliyim. Çünkü o Tanrı'nın oğludur. Bütün Mısır kralları yarı Tanrı'dır. O benim ve bütün Mısır halkının kralıdır. Sizin için bir şeyler yapmak istiyorum ama yapamam. Bizi kimin yargılayacağını biliyor musunuz? Sanırım Yuzarsif. Yuzarsif hala bizden ne istiyor? Ne zaman bizi kendi halimize bırakacak? Bize sunduğu bütün nimetleri için Allah'a şükrediyoruz.
Yüce Allah'ın lütuf ve iradesi olmasaydı, biz kıtlığı öngöremez ve etkili tedbirler alamazdık. Aksi takdirde bizi nelerin beklediğini herkes az çok tahmin edebilir. Nile bakın, nasıl da kurumuş, ovalara, tarlalara bakın. İşte bizim de kaderimiz bundan farklı olamazdı. Halihazırda birçok ülkenin insanları sizin yardımınıza muhtaç. Allah'ın inayeti olmasaydı, şu anda sizler de o insanlar gibi muhtaç duruma düşerdiniz. Şu halde bu ilahi yardımların değerini bilelim ve Allah'a şükredelim. Sizler artık sapkınlığın işaretleri olan taştan ve tahtadan tanrılara tapmıyorsunuz. Onların yerine tek Allah'a taptığımız için hepimiz şükretmeliyiz. Bugünden itibaren Amon Tapınağı'nda tek Allah'a ibadet edilmesi emrini verdik. Allah hepimizin kalplerini hidayet nuruyla her zamankinden daha çok aydınlatsın. Amin! Amin! Yaşa Yüzersif! Yaşasın Yüzersif! Bilge Aziz! Mısır'ı duyuran Bilge! Seni bize Allah gönderdi! Allah'a şükürler olsun! Allah'a şükürler olsun! Şükürler olsun! Bilge Aziz! Mısır'ı duyuran Bilge! Benden daha güçlü olduğunu itiraf etmeliyim. Yüzersif Radamon'u her zaman kendi hocası olarak kabul edecektir. Götürün onu. Radamon? Evet efendim. Benim Radamon. Şimdiye kadar nerelerdeydin? Uzun yıllardır Horemhop'la birlikte kuzey ülkeleriyle savaşıyorduk. Bundan böyle her zaman benim yanımda ol. Tamam, Diyemeni, biz neredeyiz? Burası neresi? Burası Yüzersif Hazretlerinin evi. Sizi ben buraya getirdim. Siz Yusuf Peygamber'in eşi Asenat mısınız? Evet, ben Yusuf Hazretlerini çok sevdiğimi sanıyordum. Ancak nedimelerinizden işittiğim kadarıyla aşkı ve sevgiyi sizden öğrenmemiz gerekiyor. 30 yıllık ah ve ızdırapla dolu bir ömür sürmek. 30 yıllık ayrılık ve kavuşma özlemi. Andolsun Allah'a ki böylesi bir aşıklığı övmeli ve bu duruşu takdis etmeliyiz. Benim aşkım sizin ifade ettiğiniz kadar temiz değildi. Yusuf benim gibi günahlara bulanmış birinin aşkından uzaktır. Ben aşkımı hevesle, nefsani isteklerle kirlettim ve cezasını da çektim. Siz her şeyi bildiğinizi sanıyorsunuz. 30 yıl boyunca kınanmak. Azarlanmak. Ayıplanmak, aşağılanmak. 30 yıl boyunca. 30 yıl boyunca gözyaşı dökmek.
30 yıl boyunca sokak sokak aramak. 30 yıl boyunca koşup hiçbir şey elde edememek. Bu bana verilen büyük bir cezaydı. Her şeye katlandım. Bilgilerim yanınızda olduğum bu kısa sürede nedimelerinizden öğrendiklerimle sınırlı. Sizin hakkınızda hiçbir şey bilmeyişim ve... sizin başınıza gelenlerden haberdar olmayışım beni mazur göstermez. Ben Yusuf'un niçin sizden habersiz olduğunu kendisine soracağım. Bu habersizliğin cevabını Yusuf vermelidir. Hayır, ne olursunuz Yusuf hakkında sakın böyle konuşmayın. Biraz bekleyin, ben hemen döneceğim. Yuzarsif Hazretleri nereye gittiler? Şu anda büyük salonda Akhenaton Hazretlerinin yanındalar efendim. Benimle gel. Asenat, durun. Asenat. Başıma gelenleri Yusuf nereden bilecekti ki? O bütün Mısır halkının dertleriyle ilgileniyordu. Dağ gibi sorunlar, üzüntüler onu kuşatmıştı. O sadece Züleyha'ya ait değildi ki beni düşünsün. Duydum ki tapınakta olduğunuz zaman Amon halkla konuşuyor ama siz yokken susuyormuş. Kahinler tarafından o kadar aşağılayıcı bir biçimde gizlenen Amon heykelinin konuştuğuna sen inanıyor musun? Boş nedenlerle sıradan insanları kandırabilirsiniz. Ancak Yüzarsif Hazretlerini kandırmak imkansızdır. İşin gerçeği şuydu. Amon heykelinin bulunduğu yere yakın bir pencerenin arkasında durur, sesimi değiştirerek orada insanlarla konuşurdum. Sesin yankılanması Amon'un konuştuğunu sanmalarına yol açıyordu. Sen akıllı bir adamsın Ankh-Mahu. Niçin bu anlayış ve kavrayışınızı halkın yararına kullanmıyordunuz? Bir yalanın tekrarı, onu dillendiren kişinin de bu yalanı gerçek sanmasına yol açar. Bu tekrar bizim de Amun'un gerçekten Tanrı olduğuna inanmamıza neden olmuştu. Dünyanın tatlı yüzü, halkın ahmaklığı ve cahilliği bizi azdırdıkça azdırdı. Halk böyle istiyordu. Biz de kendi yararımıza halkı kullanıyorduk. Tekrarlayıp durduğunuz yalanlar sizi buna inandırmış olmasın sakın. Halk aptal değildir. Gerçeği onlardan gizlediğiniz için yalanlarınızı gerçek sanmışlar. Hakkı ve batıyı kendilerine aynı anda sunun bakalım. Bakın hangisini seçecekler. Mısır Azizi'nin eşi hanımefendi Asenat huzura çıkmak istiyorlar. Söyleyin gelsinler. Hanımefendi Asenat'ın izin almaya ihtiyacı yok. Umarım Allah'ın peygamberi beni bağışlar. Çünkü kendilerini Kral Akhenaton'a şikayet etmek istiyorum. Asenat, bugün kahinlerin yargılanma günü. Benim yargılanmamı başka bir güne bırak. Benim acelem var. Bu yüzden bekleyemem.
Kahinlerin yargılanmasını erteliyorum. Asenat konuşsun. Bütün hayatını Mısır halkının ruhen ve bedenen huzur bulması için harcayan Mısır Azizi Yüzarsif Hazretleri niçin yaşlı ve görme özürlü ihtiyar bir kadının durumunu görmezden geldi? Hanımefendi, hanımefendi, neyiniz var? Sözünü ettiğin yaşlı kadını nereden tanıyacaktım? Rüyalarıma girerek zihnimi kendisiyle meşgul etmişti. Sen şahittin. Onu nerede bulacaktım? Onu tanıdığınız halde ilgisiz kaldınız. Sizi yıllarca sevgiyle büyüttü ama içine aşk ateşi düşüp bütün benliğiyle yanıp tutuşmaya başlayınca da onu bırakıp gittiniz. O kadın Züleyha'dır. Züleyha mı? Hayır, bu mümkün değil. Züleyha güzel ve zengin bir asilzadeydi. O kadın nasıl Züleyha olabilir? Sizin aşkınız onu bu hale getirdi. 30 yıl sizi beklemiş. 30 yıl boyunca avare avare sokaklarda sizi aramış. Bütün varlığını, güzelliğini size feda etmiş. Ama siz ondan gafil kalmışsınız. Gerçek böyle değil Asenat. Bütün gerçekler anlattığım gibi değil. Kral Hazretleri 12 yıl önce beni Potifar ve Züleyha'nın attığı zindandan çıkardı. Biz Züleyha ve diğer asilzade eşlerinin nasıl Yüzarsif Hazretlerine iftira attıklarına ve onu 12 yıl boyunca zindanda tuttuklarına şahit olduk. Hepsi ihanetlerini itiraf ettiler ve Yüzarsif'in suçsuz olduğu ortaya çıktı. Ama ben zindandan çıkınca onlara ne yaptım? Hiçbir şey. Züleyha ve eşini cezalandırmadığım için Allah'a şükretmeliler. Ayrıca ben onca ihtişam ve servetleri varken Mısır'ın ikinci hanımefendisi olan Züleyha'nın bu hale düşeceğini nasıl bilebilirdim? O tepeden aşağı düşmüş. Onun gönlünü almalısın. İyi biliyorsun ki herkesten çok ben onun gönlünü almak istiyorum. Yıllardır rüyalarımda yaşlı bir kadın benden yardım istiyor. Onun dileklerini yerine getirmek tek arzumdur. İzin verirseniz ben Züleyha'yı görmeye gideyim. Hayır. Hepimiz bu bağrı yanık aşığı görmek istiyoruz. Eğer izin verirseniz ben onu buraya getireyim. Onu buraya getirin. Allah Züleyha'nın büyük acılar çektiğini ve hatalarını telafi ettiğini buyuruyor. O şu anda Allah'a iman eden bir kadın. Şu halde onun gönlünü al. Onu kendine eş seç ve bil ki onun için edeceğin dua kabul edilecektir. Şunu asla unutma. Dua ve dilemek senden, kabul etmekse Allah'tandır. Allah
Allah'ın peygamberi, bir mesaj mı aldınız? Evet, garip bir buyruk aldım. Züleyha'nın gönlünü alıp onu kendime eş seçmem emredildi. Bu yaşlı ve aciz kadınla evlenmek mi? O bu iş için çok yaşlı. Allah'ın emri bu bağrı yanık yaşlı kadınla evlenmem yönündedir. Senin gibi güzel bir işim varken başkasını gözüm görmez. O ne olursa olsun benim için fark etmez. Allah'ın peygamberinin teveccühüne teşekkür ederim. Eğer Züleyha güzel ve eşsiz biri de olsaydı, Allah'ın buyruğuna itaat ederdim. Hanımefendi Züleyha ve beraberindekiler huzura çıkmak istiyorlar. Peygamberin kokusunu alıyorum. Senat, sen misin? Allah'ın peygamberinin huzuruna çıktığımı zannediyordum. Thank you.
Bu sen misin Züleyha? Bir zamanlar bendim. Ama şimdi bütünüyle sensin. Arada bir Züleyha yok. Onca servetime ne olduğunu sormayacak mısın? Biliyorum. Hepsi Yusuf'un yolunda harcandı. O ihtişamlı hayatıma ne oldu diye sormayacak mısın? İşittim ki hepsini benim yolumda feda etmişsin. O güzelliğin, o çekiciliğin nasıl kaybolduğunu bana sormayacak mısın? Aşk acısı can yakıcı ve beden eriticidir. Şimdi söyle bakalım, Yusuf'a duyduğun aşk nerede? O aşk hala yerli yerinde. Onu bütün benliğimle büyüttüm. Gönlümde korudum Yüzersi. Seni unuttuysam beni bağışla. İradesi bütün iradelerin üstünde olan beni senden uzaklaştırdı. Benim bir kusurum yok. Bana bu şekilde şefkat gösteren sen misin yoksa? Hayır. Sana bu şekilde lütufta bulunan Allah'tır. Sen şu anda biricik Allah'ın lütfuna mazharsın. Ne diliyorsun benden? Sahip olmadığım ne dileyim? Sevgi istiyordum yanımda. Tanrı istiyordum, huzurundayım. Tek bir arzum var. Yusuf'u görmek. O da gören gözler istiyor. Ama bu da bende yok. Artık göremiyorum seni. Seni göremiyorum. Eğer sevgilinin gözlerini açacak gücü yoksa, Rabbinin var. Sen Rabbinden dile, ben de dua edeceğim. O dilerse gözlerin açılır. Rabbim, bu yalvaran kulunun gönlünü aydınlattığın gibi, gözlerini de aydınlatacak bir ışık gönder.
bana ne yaptınız Yusuf? Ey peygamber, ben sizi... Sizi görüyorum. Ben görüyorum. İyi bak. Herkesi görüyor musun? Ben yalnız sizi görüyorum. Yani sizden başkasını görmek istemiyorum. Bir kez daha Yusuf'umu göreyim ve öleyim diye görmeyen gözlerimi açmasını dilemiştim Rabbimden. Geriye kalan bu kısa sürede sadece sizi görmek istiyorum. Rahatsız edici sıcak gözyaşları benden ne istiyorsunuz? Bırakın bu son demlerimi Yusuf'umu doya doya görerek geçireyim. Endişelenme Züleyha. Allah'ın iradesi sana ikinci bir ömür bahşedecek. Böylece yıllardır çektiğin acı ve uzun bekleyiş telafi edilecek. Allah'ın inayetini görüyor musunuz? İnanılır gibi değil. Züleyha'nın gözleri açıldı. Neden olmasın? Bir peygamber dua ettiğinde Allah onu kabul eder. Gözlerin açılması en basit mucizedir. Hanımefendi. Hanımefendi. Tamam hadi ne kadar yaşlı ve bitkin görünüyorsunuz. Bana adadınız. Ben sizi görüyorum. Sizi görüyorum. Sizler de Allah'ın lütuf ve inayetini görüyorsunuz. Öyle değil mi? Ben ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım ey peygamber? Nasıl şükredeyim? Secde etmem yeterli mi? Ne olur söyleyin bana. Secde etsem olur mu? Evet. Şükür secdesinde bulun. Kulluğun en güzel tecellisi secdedir. Amon Tapınağı'nın rahipleri ne görüyorlar? Hala şüphe ediyor musunuz? Ben bir şey görmüyorum. Akıllı olduğumu az önce siz söylediniz. Şu halde bu oyunlara inanacak kadar aptal değilim ben. Hile ve yalanla geçen bir ömür sizi sağır, dilsiz ve kör yap. Ve bu sapkınlığınızdan asla dönmeyeceksiniz. Tek bir Allah'ın kudretine inanmak. Züleyha'nın gözlerinin açılması mı? Size aptalca geliyor. Ben her ikisinden de şüpheliyim. Bundan önce Züleyha'nın kör olduğuna hiç mi hiç inanmıyorum. Züleyha'nın kör olduğunu bütün şehir biliyor. Bunda şüphe yok ama... Ben şimdi sizin kör olduğunuzu düşünüyorum.
Züleyha'nın kör olduğundan şüphelisiniz, öyle olsun. Peki, onun yaşlanıp çöktüğüne inanıyor musunuz? Eğer o genç ve güzel olursa iman eder misiniz? Bu çok açık. Ancak eğer ölüler hayat bulursa, karanlıklar aydınlığa çıkarsa, Züleyha da işte o zaman gençleşir. Thank you.
Hanımefendi. Hanımefendi iyi misiniz? Yardım edin. Yardım edin çabuk. Acele lütfen. Edelim. Hanımefendi. Kendinize Evet Ankh-Mahu, Züleyha'da gençleştim. Biliyordum. Binlerce kişiyi küfre, şirke ve putperestliğe sürükleyen bir kişi hiçbir zaman hidayet nuruyla aydınlanmaz. Hala Yuzarsef'in Rabbine iman etmeyecek misin? Hala aşağılık Amon'a tapmaya devam mı edeceksin? He? Ben Yuzarsif'e doğru gidiyorum. Ben artık Amon'a tapanlardan biri olmak istemiyorum. Söyle. Allah'ın peygamberi beni kabul eder mi? Hoş geldin Hufo. Hoş geldin. Efendim. Efendim. Hanımefendi. Hanımefendi Züleyha, kendinize gelin lütfen. Efendim, lütfen. Lütfen. Ayna. Ayna. Bu inanılır gibi değil. Allah böyle bir inayeti kimseye yapmaz. Allah seni çok seviyor Züleyha. Gözleriniz açıldığı için Allah'a şükretmeliyiz. Yine genç ve güzel olmanıza sevindim. Benim eskiden de gören gözlerim ve güzel bir yüzüm vardı. Ancak o zaman onların yaratıcısını tanımıyordum. Bu günahkar kuluna inayet ettiği için Allah'a şükrediyorum. Şükürler olsun sana Allah'ım. Efendim,
Yüzersif Hazretleri kapıda bekliyorlar. Hanımefendi Züleyha'yı görmek istiyorlar. Hayır, hayır, şimdi değil. Kendisinden özür dileyin. Şimdilik beni mazur görsün. Eğer izin verirseniz, Rabbimle birkaç gün yalnız kalmak istiyorum. Allah'tan başka hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Bu kaçınmanın nedeni ne? Ne olduğunu bilmiyorum. Ama şu anda kendilerini görmek benim için takdir edilmemiş. Benim adıma kendisinden özür dileyin. Durumu nasıl? Kendine geldi mi? İyi. Kendine geldi. Onu görebilir miyim? Şimdilik hayır. O sizi istemiyor. Beni görmek istemiyor mu yani? Şimdilik sizinle görüşmek istemiyor. Birkaç gün Rabbi ile baş başa kalmak istiyor. Yalnız kalmak istiyor. Sizce neden böyle davranıyor? Ben bunu hiç anlayamıyorum. Sizi görmek için çok çırpındı ama şimdi sizden kaçıyor. Sanırım Züleyha'nın bu durumunu anlayabiliyorum. Onu rahat bırakın. Rabbi ile baş başa kalmaya ihtiyacı var. Konu nedir? Bana da anlatın lütfen. Ne mutlu Züleyha'ya. Bu saadet kimseye nasip olmaz. O Yusuf'un evini buluncaya kadar yıllarca sokak sokak kapı kapı dolaştı. Yorgun argın bir halde Yusuf'u görmek için kapıyı vurdu. Ancak ona kapıyı Yusuf'tan daha güzel ve daha şefkatli biri açtı. İnsaflı olmak lazım. Yusuf nerede? Mutlak güzel, biricik yaratıcı nerede? Züleyha'nın nail olduğu bu saadeti kıskanmaya hakkım yok mu benim? Kıskanmak Asenat'a yakışmaz. Züleyha'ya gıpta etmek gerek. O şimdi başka bir maşukla beraber. İçinde bulunduğu bu halin 40 gün süreceğini tahmin ediyorum. 40 gün mü? Evet, o 40 günden önce Rabbi ile olan bu halvetini terk etmeyecektir. Yıllarca o sizi sabırla beklemiş. Şimdi bir süre onu bekleme sırası sizde. Bugün de gelmediler. Niçin ağlıyorsun anne? Yol arkadaşları döneceklerini söylememişler miydi? Hani neredeler? Niçin dönmediler? Dönecekler anne.
dönmemeliydiniz. Yakub'un oğullarını da beklemeliydiniz. Biz Kenan'a erken gelmeseydik hepiniz açlıktan ölecektiniz ve ayrıca onları ne kadar bekleyeceğimizi de bilmiyorduk. Onları götürdüler. Evet, götürdüler ama bir daha görmedik. Görüyor musunuz? Kulübenin orada bizi bekliyorlar. Evet. Eğer yanlış görmüyorsam babamı da görebiliyorum. O toz nedir Dine? Evet, ta kendileri. Onlar, hayvanların çıkardığı toz o. Geldiler, geldiler. Büyük baba, amcamlar geldi. Yakup'un oğulları geldi. Geldiler, geldiler. Yakup'un oğulları geldi. Yakup'un oğulları geldi. Geldiler, geldiler. Yakup'un oğulları geldiler. Yakup'un oğulları geldi, hadi. Geldiler. Evlatlarımız döndü. Hoş geldin baba. Hoş bulduk oğlum. Hoş bulduk. Ne oldu? Neden geciktiniz? Ne için geciktiniz? Dur bir soluklanalım. Uzun uzun anlatacağım. Gidelim hadi. Şükürler olsun Allah'ım. Görüyor musun? Gelmelerine çok sevinmesine rağmen onlarla karşılaşmak bile istemiyor. Çünkü onları bağışlamak istemiyor. Bünyamin, komşularımız da geldi. Ben yanlarına gideyim. Thank you.
Hoş geldiniz. 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 Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz evlatlarım. Hoş geldiniz yavrularım. Sizi çok merak etmiştik. Hoş geldiniz kardeşlerim. Bizim bir kusurumuz yok anne. Biz Mısır'a varıp buğdayı alıp hemen dönmek istiyorduk ancak Mısır Azizi buna engel oldu. Doğrusu Mısır Azizi bizi ağırladı. Mısır Azizi Kenanlı kardeşleri ağırlamaya pek hevesli çıktı. Eğer itiraz etmeseydik, sizlerin bizi merak edeceğini söylemeseydik, bizi bu kadar çabuk bırakmayacaklardı. Babam niye gelmedi? Gittiğiniz günden beri her gün bu yolu gözlüyordu. Kenanlılar siz olmadan dönünce gerçekten çok endişelenmişti. O hep buradaydı. Ancak sağ salim geldiğinizi görünce kulübesine gitti. Uzaktan gittiğini gördük. Hala bizi görmek istemiyor mu? Haksız da sayılmaz. Yusuf'un hatırası unutulacak gibi değil. Görmek istemiyor. Zorla olacak değil ya. Kahat, Şaun, atları götürün. Hadi sizler de gidin. Gidin, yükleri indirmeye yardım edin. Hadi gidin. Kenan halkını sevincinize ortak bilin. Evlatlarınızın dönmesine çok sevinin. Size çok teşekkür ederim. Allah sizi korusun. Halka dönmelerini söyleyin. Bu kadar yeter, dönüyoruz. İstemese bile sizler gidip onu görmekle yükümlüsünüz. Gidin. Gidin ve onu ziyaret edin. Doğrusunu isterseniz... Baba, izin veriyor musun? Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah'ın peygamberine selam. Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah'ın peygamberine selam olsun. Selam baba. Allah'ın peygamberine selam. Selam baba. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Dönmenize sevindim. Hepimiz bir kez daha sizi görmekten dolayı mutluyuz. Umarım Allah'ın peygamberinin durumu iyidir. Endişelendik. Niçin geciktiniz? Mısır Azizi bizi tuttu. Doğrusu bizi misafir etti. Çok ikramda bulundu. Bu Mısır Azizi'nin bize verdiği buğday. Çok iri ve dolgun. Ne kadar güzel kokuyor. Bana neşe verdi. Hayat kokusu veriyor. Bu buğdayın kokusu tanıdık geliyor. Kenan halkına hayatı yeniden getirdiniz. Mısır Azizi bütün misafirleri mi ağırlıyor, yoksa yalnızca size mi böyle davrandı? Bildiğim kadarıyla diğer Kenanlılara pek ilgi göstermemiş. Hayır, sadece bize böyle davrandı.
3 gün boyunca bizi kendi sarayında mükemmel bir şekilde ağırladı. Kendisine bir Mısır azizinin sizi niçin ağırladığını sordunuz mu? Mısır azizinin bize gösterdiği ilgi sadece Allah'a tapmamızdan kaynaklanıyor. Hayır, neden bu olamaz? Sizinle gelen Kenanlılar da tek Allah'a tapıyordu değil mi? Hayır, bunun başka bir nedeni olmaz. Özel vekil harcını bizi ağırlamakla görevlendirmişti baba. Mısır çok eski bir ülke. Mısır azizi de büyük ve kudretli bir adam. Kenanlı çobanlarla ne işi olabilir ki? Onun bu lütuf ve inayeti ya dirayetten ya da tanımaktan. Onu tanıdınız mı? Ya da o sizi tanıdığını ifade ettim? Hayır. O bizi tanıdığını söylemedi. Ama ben ve Rubin onu tanıdığımızı ya da bir yerde gördüğümüzü sandık baba. Çok düşündük. Ama bir türlü çıkaramadık. Bu ikram ve ihtiram karşısında sizden bir şey istemedim. Bir beklenti, bir soru, bir istek. Hayır, bir istek değil. Hem onun neye ihtiyacı var ki bizden istesin? Mısır azizi şefkatli ve cömert olmasına rağmen bize fazla buğday vermedi baba. Eğer siz ve Bünyamin de gelseydi daha fazla buğday alırdık. Önemli değil. Her defasında bu kadar buğday getirebilirseniz kıtlığı atlatırız. Bakalım önümüzdeki yıl takdiri ilahi ne yönde tecelli edecek. Bünyamin'i de bir dahaki sefere yanımızda götürmezsek buğdayı unutmamız gerek. Oraya Bünyamin'in de gelmesi gerek. Buna mecburuz. Yani eğer Bünyamin gelmezse siz buğday getirmeye gitmeyecek misiniz? Hayır baba. Şimon bunu demek istemedi. Mısır azizi bir dahaki sefere küçük kardeşinizi yanınızda getirmezseniz size buğday vermeyeceğim dedi. O sizin başka bir kardeşiniz olduğunu nereden biliyor? Hem de hepinizden daha küçük. Sözlerimizden anladı. Ona ihtiyar bir babamız ve küçük bir kardeşimiz olduğunu söyledik. Onlar için de bir pay verin dedik. O bizden şüphelenmişti baba. Bu iyi niyetini kötüye kullanacağımızı düşündü. O daha fazla buğday almak için bir babamız ve kardeşimiz olduğunu söylüyoruz sandı. Ne kadar yalvardık. Ne kadar yemin ettiysek de bize inanmadı. Eğer doğru söylüyorsanız bir dahaki sefere küçük kardeşinizi yanınızda getirin dedi. Kardeşinizi getirmeden Mısır'a sakın gelmeyin dedi. Aksi takdirde cezalandırılırsınız. Mümkün değil. Bünyamin'i sizinle göndermeme imkan yok. Unutun bunu, unutun. Lütfen sakin olun baba. Bu da ne?
paralar buğday yükünün içinde ne arıyor? Bunlar ne kadar da çok. Siz işinizi yapın. Ben şimdi dönerim. Bunları nereden getirdin? Buğday çuvalının içinden çıktı. Ha? Buğday satan memurlara verdiğimiz para kadar bunlar. Bunlar kendi paralarımız. Keseyi tanımadın mı? Bakın bu bizim verdiğimiz kese. Anlaşılan Mısır Azizi bize bedava buğday vermiş. Bir yanlışlık olmadığı ne malum? Bu işin içinde bir iş var. Belki de bizler imtihan ediliyoruz. Mısır Azizi bizim bu paraları kendisine iade edip etmeyeceğimizi sınamak istiyor. Buğdayı görünce kendinizden geçip parasını ödemeyi unutmuş olamaz mısınız? Siz bize haram yemeği öğretmediniz baba. Yemin ederiz böyle bir şey yok. Bizim bu paralardan haberimiz yok. Bu durumda Mısır Azizi sizin bir kez daha Mısır'a gitmenizi istiyor. Peki niçin? Neden? Evet, neden? Neden Mısır Azizi tekrar onları Mısır'da görmek istiyor? Ne diyelim? Hayır, hayır, bilmiyoruz. Bu adım sizi sevmek şöyle dursun. Belki sizi bir daha görmek istememesinin de bir işareti olabilir. Kabul edilenlerin parasını da kabul ederler. Kabul edilmeyenlerin ise parasını da kabul etmezler. Yüce Allah bir kulunu severse onun amellerini melekleri aracılığıyla bir kitapta kayıtlara geçirir. Sevmediğinin ibadetlerini ve amellerini bütünüyle reddeder. Mısır Azizi paraları çuvalın içine koymak suretiyle sizi dergahından kovmuş olamaz mı? Bu böyle olamaz. Evet, haklısın. Mısır evet. Azizi bizi yeniden görmek istiyor. Evet, biz doğru. Israr etmeseydik bizi bu kadar çabuk bırakmazdı. Paraları kabul etmemiş olması, bizi kabul etmemesi anlamına gelseydi bu ağırlama ne içindi o zaman? Bu durumda Mısır Azizi'nin kafasında bir plan olduğundan şüphe etmeyin. O ağırlama, onca ikram, buğday parasını iade etmesi ve hepsinden önemlisi Bünyamin'i görmekte ısrar etmesi Mısır Azizi'nin kafasında bir plan olduğunun açık işaretleridir. Umarım kötü bir niyeti yoktur. İyi ama bu paralar Mısır Azizi'nin iyi niyetinin bir göstergesi olamaz mı? Bünyamin'i görmekteki ısrarı niye? Bünyamin konusunda bize güvenmemekte haklısınız. Ancak Mısır Azizi'nin iyi niyetinden bir şüphemiz yok. Hayır, yine de Bünyamin'i sizinle göndermeyeceğim. Neden Bünyamin'i onlarla göndermiyorsun? Çünkü bunlar Yusuf'a yaptıklarından dolayı pişmanlıklarını ifade etmediler. Pişmanlığını ifade etmeyen birinin eski hatasını tekrar etmeyeceği ne malum? Peki buğdaylar biterse ne olacak? O zaman ne yapacağız baba, söyler misin? Daha Yusuf'un hatırasını bile unutmamışken bir dahaki yolculuğumuzda bize Bünyamin'i nasıl teslim etsin? Buna mecbur. Aksi takdirde Mısır Azizi bize hiç buğday vermeyecek. Babam bir kez daha mı ciğerparesini kurtlara teslim etmek zorunda yani? Bizler kurt değiliz ki. Bir sefer hata yaptık, hepsi o.
Bizim şu anda Bünyamin hakkında kötü bir niyetimiz yok ki. Bu nereden belli? Yoksa tövbe mi ettik? Pişmanlığımızı mı belirttik? Söyler misin, gerçeği söyleyip özür mü diledik? Gerçeği söyleyerek günahlarımıza, tövbe etmemizi ısrarla ne çok söyledi. Ama biz ne yaptık? Yaklaşık 40 yıldır babamız Yusuf'tan ayrı düştüğü için yanıp tutuşuyor ama biz kılımızı bile kıpırdatmıyoruz. İçimizden birinin ona gerçeği söyleyip bu üzüntüye son vermesi yeterli olurdu. Yüzarsif Hazretlerine selam. Allah'ın selamı üzerine olsun. Yorgun değilsin ya. Hayır efendim. Allah'ın peygamberinin emrini korumak her askere nasip olmaz. Teşekkür ederim. Allah da seni korusun. Allah'ın peygamberine selam olsun. Beklediğinizi görüyorum. İyi ve şefkatli Asenet'e selam. Hanımefendi Züleyha'dan ne haber? İbadet etmekle meşgul. Az konuşuyor, az uyuyor. Ve gerçekten çok az yemek yiyor. Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah'ın selamı üzerine olsun. Hanımefendi Züleyha için mi bu? Evet efendim. Götürüyorum, belki bir iki lokma yer. Hanımefendi, lütfen söyler misiniz neden Yusuf Hazretlerinin gelişini fark etmediniz? Kendilerini hiç fark etmedim. Bundan önce uzaktan da onun kokusunu alıyordunuz efendim. Bugün de sizi ziyaret etti ama siz hiç onu fark etmediniz efendim. O zamanlar benim mabudum ve maşukum Yusuf'tu. Ama ben şimdi tapacak çok daha iyi birini buldum.
Neden birbirinizle konuşmadınız peki? Konuştuk. Siz duymadınız. Buyurun. Konu neydi? Ben yine anlamadım. Bir şey yok. Yalnızca onu rahat bırakın. Onun yalnız kalmaya ihtiyacı var. Söyle Nedimeler odayı terk etsin. Orada bulunmaları Züleyha'nın halvetine zarar veriyor. Birbirinizle konuşmadığınızı sanmıştım. Halbuki bazı sırları paylaşmışsınız da biz duymamışız. Sen sırlarımızın mahremisin. Çok da iyi işitiyorsun. Kendini küçümseme. Allah'ın peygamberi beni eğitiyor. Neye sahipsem sayenizdedir. Sadece bu kadar mı buğday kaldı? Bu da ne yazık ki bize ancak birkaç gün yeter. Eğer buğday olmazsa koyunları kesip yemeliyiz. Zaten bizi hayatta tutan onlardan aldığımız süttür. Büyük babam İbrahim... Amcam İsmail'i kurban etmeye götürmüştü. Allah böyle emretmişti. Allah büyük babam İbrahim'in İsmail'i kesmekte kararlı olduğunu görünce onun kurbanını kabul ediyor ve İsmail yerine kurban edilmek üzere bir koç gönderiyor. O günden itibaren amcam İsmail'i Allah'ın kurbanı olarak çağırdı. İbrahim İsmail'den geçince Allah ona İsmail'i geri verdi. Evlatlarım, galiba büyük annenizin bana söyleyecekleri. Siz gidebilirsiniz. Gidin evlat. Selam yavrularım. Merhaba büyük anne. Merhaba büyük anne. Hoş geldin. Selam canlarım. Merhaba büyük anne. Merhaba büyük anne. Görüşürüz. Ne oldu? Bu halinle niçin yola çıktın? Yakında çocuklarımızın ölümüne tanık olmak zorunda kalabiliriz. Şu anda gözlerimizin önünde gülüp oynayan bu çocuklar... Başları kesilmiş tavuklar gibi çırpınacaklar. Çırpınacaklar. Ne yapayım? Suç bendim. Buğdayımız tükeniyor. Buğday bulamazsak kendimizi felaketlere hazırlamalıyız. Selam baba. Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah'ın selamı peygamberinin üzerine olsun. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Selam baba. Selam Hoş baba. Hoş geldiniz. Niçin çalışmıyorsunuz? Kıtlığın çocuklarınızı teker teker toprağın altına gömmesini mi bekliyorsunuz? Sadece Mısır'da buğday bulunuyor. Onu da bize vermiyorlar baba. Yani Mısır Azizi Bünyamin olmadan bize buğday vermeyecektir. Ve ben Bünyamin'le torunlarım arasında bir seçim yapmak zorundayım, öyle mi? Bünyamin'e herhangi bir tehlike beklemiyor baba. Emin olun. Yusuf için de aynı şeyi söylemişti. Bünyamin'i koruyacağımıza dair size söz veriyoruz baba. Yusuf'u koruduğunuz gibi mi? Eğer Bünyamin bizimle gelmezse
Buğday almayacağımız gibi Mısır'da başımıza bir iş de açılabilir baba. Kıtlık olmasaydı Bünyamin'i götürmek için nasıl bir bahane uyduracaktınız? Hayır, ben size güvenmiyorum ve onu sizinle göndermiyorum. Ancak... Her şartınızı kabul ediyoruz. Ancak ne? Bana ilahi bir güvence verirseniz olur. Allah'ın huzurunda onu bana geri getireceğinize dair yemin etmelisiniz. Yemin ederiz baba. Söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Söz veriyoruz baba. Yemin ederiz. Bedduamın iştar tapınağına ve çalışanlarına neler yaptığını hatırlayın. Böyle olmaz. Gelin. Gelin oturun ve Allah'ın huzurunda ellerinizi yukarı kaldırarak yemin edin. Hepiniz yemin edin. Gelin. Gelin oturun. Allah'ın huzurunda yemin ediyoruz ki Bünyamin'i koruyacak ve onu sağ salim babamıza geri getireceğiz. Gerekirse canımızı vereceğiz, ancak Bünyamin'e bir zarar gelmesine razı olmayacağız. Hepimiz senin ve peygamberinin huzurunda söz veriyoruz. Hepimiz senin ve peygamberinin huzurunda söz veriyoruz. Ölünceye kadar bu yemininize sadık kalacağız. Allah'ın rahmetinden mahrum. Ve ilahi azaba tutulalım. Eğer yeminimize bağlı kalmazsak. Ben bu kez oğlumu Allah'a emanet ediyorum. Size değil. Bünyamin'i ondan diliyorum. Daha önce Yusuf'u Levi'ye teslim etmiştim ve hala tam olarak ne olduğunu bilmediğim o olay oldu. Umarım bu kez ona bir zarar gelmez. Aksi takdirde babanızı hayatta göremeyeceksiniz. Haklısınız baba. Hiç kimse sözünde durmayan bir topluluğa asla güven duymaz. Siz haklısınız. Gidin. Ve yolculuk için hazırlık yapın. Mısır'dan getirdiğiniz paraları güvenli bir yere sakladınız evet mı? Ana, hiç merak etmeyin. Mısır Azizi'nin sizi hırsız sanmasına zemin hazırlamayın. İyi bir yere sakladığımı söyledim. Endişelenmeyin. Merak etmeyin. Önceki sefer kılık kıyafetimiz hiç mi hiç uygun değildi? Mısır Azizi'ne misafir olacağımızı nereden bilebilirdik ki? Bu sefer de sizi ağırlayacağını nereden biliyorsunuz? Mısır'a varmadan bunu bilemeyiz. Bu sefer Mısır Azizi bizi gördüğüne sevinecek. Baksana ne güzel elbiseler giymişler değil mi? Mısır Azizi kıtlık olduğunu biliyor. Eğer bir gümüşünüz varsa elbise değil ekmek almalısınız. Yolunuz açık olsun. Kendinize çok dikkat Allah edin. Allah'a ısmarladık. Gidiyoruz hadi. Allah'a ısmarladık baba.
Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Allah'a ısmarladık baba. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Allah'a ısmarladık. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Allah'a ısmarladık baba. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Allah'a ısmarladık baba. Bizim için dua etmeyecek misiniz baba? Allah yar ve yardımcınız olsun. Bilmiyorum niye sizin için endişeleniyorum. Yine Bünyamin'i mi düşünüyorsunuz? Hayır. Bu kez hepiniz için endişeleniyorum. Mısır Azizi'nin bir şeyler tasarladığını düşünüyorum. Baba, onun kötü şeyler planladığını mı düşünüyorsun? Eğer böyleyse neden oğullarımızı buradan gönderiyorsun? Nasıl bir niyeti olduğunu bilmiyorum. Ama ihtiyatlı olmak da yarar. Ne ihtiyatı baba? Mısır Azizi ne isterse yapabilir. Kimse karışamaz. Bizim elimizden de bir şey gelmez. Mısır Azizi ile görüşmeseniz olmaz mı acaba? Bu mümkün değil baba. Biz 10 kardeşi çok iyi tanıyoruz. Bilhassa taç kapıdaki muhafızlar. Siz Tebs'in birkaç giriş kapısı olduğunu söylemiştiniz. Başka bir taç kapıdan girin. Kötü bir niyeti olsa mutlaka kapılara 10 kardeşin adını verir. Siz 11 kardeş birlikte olmazsanız nasıl olur? O muhafızlardan 10 kardeşi gördüklerinde kendisini haberdar etmelerini isteyecekti. Ben de hepimizi bir arada görmezlerse tanıyacaklarını sanmıyorum. Siz de beraber gitmeyin. Kapılardan ikişer ikişer girin. Buğdayınızı alın ve sessiz sedasız dönün. Bu şekilde kötü bir niyeti varsa da etkisiz hale gelir. Bence bu çok akıllıca. Biz de mutlaka böyle yapacağız. Ama ya bizi tanırlarsa ne olacak? O durumda kendinizi Allah'a emanet edin ve iradesine teslim olun. Umarım sağ salim dönersiniz. Çok dikkatli olun. Bünyamin'i koruyun. Artık acıya tahammülümüz kalmadı. İhtiyatlı olun çocuklarım. Endişelenmeyin anne. Yusuf'un macerası bir daha tekrar etmeyecektir. Allah'a ısmarladık baba. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık anne. Endişelenmeyin baba. Allah'ın iradesiyle bir şey olmayacak. Kendini koru yavrum. Yusuf'tan sonra senden ayrı düşmek benim için çok zor. Beni Allah'a emanet ettiniz. Şu halde endişelenmeye gerek yok. Kendine dikkat et oğlum. Edeceğim, merak etmeyin. Bana anne de Bünyamin. Sen benim için çocuklarımdan daha değerlisin. Baş üstüne anne. Ben sizi her zaman annem yerine koydum. Gözlerimi dünyaya açtığımda sizden başka bir annem yoktu. Sizi Levi ve Yehuda'dan daha çok sevdiğime emin olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Umarım çabuk dönersiniz. Kolay gelsin nöbetçi. Teşekkür ederim efendim. O Kenanlı 10 kardeşi hatırlıyor musun? Evet efendim. Onları daha önce huzurunuza kabul etmiştiniz. Onları görür görmez yanıma getir. Mısır Azizi'nin sizinle önemli bir işi varmış. Emredersiniz. Daha önce Malik Hazretleri bu emrinizi bana bildirdi. Emrinizi bütün kapılara daha önceden bildirdim.
Gelir gelmez onları huzurunuza getireceğim. Gidebiliriz. Mısır Azizi'nin Kenanlılara ve özellikle de o 10 kardeşi ilgisi tuhaf. Öyle değil mi? Evet, daha tuhafı onları kendi sarayında misafir etmesidir. Diğer ülkeden gelen insanlara böyle bir ilgi göstermedi. Önemli bir konu olmalı. Baba, Yusuf'un acı tecrübesine rağmen niçin Bünyamin'i kardeşlerimle gönderdin? Başka bir çarem yoktu kızım. Kardeşleri Bünyamin olmadan Mısır'a gitmiyorlar. Yani Bünyamin için hiç mi endişelenmiyorsunuz? Nedeni var. Kıtlık Kenan halkını tehdit ediyor. Görmezden gelemem bunu. Daha önce Yusuf'u kardeşlerinden Levi'ye teslim etmiştim. Ama şimdi Bünyamin'i Allah'a emanet ediyorum. Gel bu tarafa babasının bir tanesi. Attan bir çifte yiyebilirsin. O zaman babama ne cevap vereceğiz? Devam ediyoruz. Dikkatli olun. Hayır, sen ve kardeşin ne yaptınız ki? Babam sizi bu kadar çok seviyor. Hadi babam neyse de Mısır Azizi daha beni görmeden bana hayran kalmış demek ki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.